Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir börek tarifi vereceğim. Yine eskilere gideceğiz. Bal kabağı böreği. Ege'de çok sıkça yapılan göçmen böreğidir aslında aynı zamanda. Ben 3 tane 3 parça kabağımın kabuklarını soydum. Şimdi şunu göstermek için sizlere bıraktım. Biraz dikkat etmek gerekiyor bu aşamada. Çünkü oldukça sert kabuklu. Allah korusun elimizi şey yapabiliriz. Şu iç zarını da alıyorum ince bir şekilde. Bunları size göstermek istedim. Bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi ben bunları arkadaşlar rendeleyeceğim. Kabağımı rendeledim. Şimdi fazla suyunu sıkıyorum. Böreğimiz daha lezzetli olsun diye. Çünkü eğer almazsak bunun suyunu hamur olur. Bu sıkma işi önemli arkadaşlar. Bunu atlamayalım. Güzel sıktım arkadaşlar. Şimdi şöyle 2 su bardağı toz şekerimiz var. Onu ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar, biraz daha fazla olabilir. Kırık cevizimiz var. Onu da ilave ettim. Şöyle çok ezmeyelim. Çünkü kabak gerçekten hemen suya kesiyor. Karıştıralım sadece, havalı havalı. Hem karıştıralım hem şöyle kabaklarımızı ayıralım birbirinden. Bu çok güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Aslında burada eski Rumlardan kalma bir tarif bu. Günümüze kadar gelmiş ama çok da fazla yapılmayan bir börek. Ama her yiyenin de çok hoşuna gittiği bir tarif. Bu şekilde içimize hazırladık. Şimdi bundan sonra çok hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü kabağımız tekrar su bırakacaktır. Şimdi bunu ikiye kesiyorum arkadaşlar. Yani yufkayı ikiye bölmüş oluyorum. Evet, yufkalarımızı da hazırladık. Arkadaşlar şöyle bir bardak sıvı yağımız var. Yufkanın üzerine sürmek için hazırlayacağım sosta. Şöyle bir bardak da suyumuzu ilave ediyorum. Yarım bardak da süt koyacağım. Evet, sosumuz da hazır. Birinci yufkamızı serdim arkadaşlar. Şöyle hafif karıştıralım ki yağ üstte kaldığı için alttaki sıvılar da çıksın ortaya. Hep alttan alttan alalım sosumuzu. Şöyle yapalım. Her tarafını ıslatalım. Kabağımızı yerleştiriyoruz. Önce bir rastgele serpiyorum kabağımı, sonra düzleyeceğim. Şimdi burada önemli olan kabaklarımız topak kalmayacak arkadaşlar. Her tarafta eşit şekilde olması gerekiyor. Şöyle kenarlarından büküyorum. Şöyle şu şekilde. Ve çok sıkı değil ama çok gevşek de değil. Rulo yapıyoruz.
Bu şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yine ikinci yufkamızı serdim. Yine şöyle uç kenarlarını da yağlıyoruz. Bakın tabaktan yine su çıkmaya başladı. Şöyle hafif eğdirelim, biz üstten üstten alalım. Şöyle uçlarını kapadım. Tekrar burayı da devirdim ve rulo yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar tepside çok sıkışık dizmemeliyiz kenarlarında pişmesi için. Ben 4 taneyi attım, tepsiye yerleştirdim. Şimdi şu hafif üstünün yağından alarak böreklerimizin üstüne sürüyoruz. Yumurta sarısı falan sürmeye hiç gerek yok. 190 derecede pişirmeye gönderiyorum fırına. Arkadaşlar bal kabaklı böreklerimiz pişti. Mis gibi de kokuyor. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi ben üzerine biraz pudra şekeri serpiyorum. Serpmeyebilirsiniz ama orijinalinde var ve çok da daha lezzetli oluyor. Evet. Şimdi bir tanesini keseceğim arkadaşlar. Size içini göstermek istiyorum. Çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Tam ortadan bir keseyim size. Daha sıcak aslında. Şimdi sıcakken çok da dokunmamak lazım ama şöyle arkadaşlar içerisi. Şunu da şöyle çevireyim. Bakın. Çok lezzetli olur. Bu böreği muhakkak deneyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çayla birlikte. Müthiş lezzet. Arkadaşlar bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bal kabaklı börek tarifini verdim sizlere. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.